Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir akıllı bileklik incelemesiyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Oppo'nun ülkemizde satışa sunmuş olduğu Oppo Band. Biliyorsunuz Oppo uzun süredir ülkemizde kurumsal olarak hizmet veren bir üretici aslında. Kısa süre önce Türkiye'de akıllı telefon üretmeye de başladı. Hatta Türkiye'de akıllı telefon üreteceğini ilk açıklayan Çinli üretici de Oppo olmuştu. Biliyorsunuz Oppo Türkiye pazarına ilk olarak akıllı telefonlarla girdi, ardından akıllı saatleri geldi, kablosuz kulaklıkları geldi ve şimdi de akıllı bilekliği raflardaki yerini almış durumda arkadaşlar. Peki Oppo Band bizlere neler sunuyor? Dilerseniz bunlara yavaş yavaş geçelim. İlk olarak bilekliğimizin tasarımıyla başlayalım. Genel hatlarıyla aslında Oppo Band klasik alışık olduğumuz bilekliklere hayli benziyor arkadaşlar. Burada en önemli farkı herhangi bir tuşunun olmaması. Genelde biliyorsunuz akıllı bilekliklerin bazılarında yan tarafta tuşlar oluyor. O tuşlarla menülere vesaire erişim söz konusu olabiliyor. En azından bir on-off tuşu koyuyorlar. Fakat Oppo hiçbir tuş koymamış. Sadece dokunmatik ekran vasıtasıyla bilekliği kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Önce kurulumunu anlatayım sizlere. Çünkü kurulum tarafında biraz kafanız karışabilir. Bilekliği bizi kurarken şarja takmamız gerekti arkadaşlar. Yani şarja takmadan ekran açılmadı. Dolayısıyla siz de böyle bir sorunla karşılaşırsanız şarja takın. Şarja taktığınızda zaten bileklik ekranı geliyor. Ve ekranda Health uygulamasını indirmeniz söyleniyorsa. Daha sonra Google Play Store'dan HeyTap Health uygulamasını indirerek bilekliğin kurulumunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Bilekliği akıllı telefona tanıtması son derece kolay aslında. Dediğim gibi HeyTap Health uygulamasını indirdikten sonra yönergeleri izliyorsunuz ve bilekliğinizi akıllı telefonunuza tanıtmış oluyorsunuz. Akıllı telefonunuza tanıttığınız andan zaten eşleşiyor bu iki cihaz ve cihaz içerisinden yani telefon içerisinden akıllı bilekliğinizin görünümünden bildirimlerine kadar her şeyi ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii burada bu akıllı bilekliğin bizlere sundukları da önemli. Oppo Band 1.1 inçlik AMOLED bir ekranla geliyor arkadaşlar. İçerisinde Apollo 3 isimli bir Yonga seti var. 512 kilobaytlık bir RAM'i bulunuyor bu akıllı bilekliğin. 16 MB'da dahili depolama alanı mevcut. Tek şarj ile 12 saate kadar dayanabiliyor. Pili ise 100 mAh 10.3 gramlıkta bir ağırlığa sahip. Burada önemli olan nokta aslında pil süresinin ne kadar olması. Gerçekten 12 gün akıllı bileklikler için idealinde üzerinde bir seviye diyebiliriz. Çünkü günümüzdeki pek çok akıllı bilekliğin şarjı bir hafta falan gidiyor. Burada Oppo Band 12 gün neredeyse hatta 2 haftaya varan şarj süresiyle gerçekten rakiplerinin bir adım önüne geçmeyi başarmış. Bu arada merak edenler için şunu da söyleyeyim. Bu bandı kolaylıkla şu kordonundan ayırabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aslında Oppo Band dediğimiz olay bu. Dilerseniz kordonu değiştirebilirsiniz. Yani farklı renkte bir kordon satın alıp ona Oppo Band'i rahatlıkla takabilirsiniz. Gerçekten bu açıdan da kullanıcılara kullanım kolaylığı sağlanmış diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar gelelim Oppo Band'in bizlere sunduklarına. Bir kere artık günümüzde hemen hemen tüm akıllı bileklikte zaten kalp hızı ölçme, kalp ritmi ölçme özelliği mevcut. Oppo burada biraz daha kaliteli bir sensöre yer vermiş. Hatta akıllı saatinde kullandığı sensör yapısına benzer bir sensör var bu bileklikte. Ben şu anda Oppo Watch kullanıyorum arkadaşlar. Oppo Band ile birlikte Oppo Watch ile aynı anda kalp atış hızı ölçümü yaptığımda aynı sonuçları veriyor. Dolayısıyla burada kaliteli bir sensörden bahsedebiliriz. Oppo Band bizlere Oppo Watch'ta bulunmayan bir özellik de sunuyor. Nedir o? Kandaki oksijen oranını ölçmesi. Halihazırda şu anda benim kolumda bulunan 1800 liraya falan satılıyor şu anda. 1800 Türk liralık Oppo Watch'ta kandaki oksijen oranını ölçme özelliği yok. Fakat Oppo Band'da kandaki oksijen oranını ölçme özelliği mevcut arkadaşlar. Bu da gerçekten enteresan. Akıllı saatte olmayıp akıllı bileklikte olması biraz bana absürt geldi. Fakat şu anda Oppo Watch bu özelliği sunuyor mu? Evet sunuyor. Bu bileklik için önemli bir artı mı? Evet çok önemli bir artı. Gelelim bildirimler kısmına. Telefonunuzun çaldığını vesaire zaten saatten görebiliyorsunuz arkadaşlar. Dilerseniz bu çağrıyı reddedebiliyorsunuz ama yanıtlayamıyorsunuz. Çünkü bunda da pek çok bileklikte olduğu gibi bileklikten konuşma gibi bir özellik söz konusu değil. Mesajlarınızı, WhatsApp mesajlarınızı, işte Facebook, Web Messenger mesajlarınızı vesaire görebiliyorsunuz. Maillerinizin bir kısmını görebiliyorsunuz en azından. Burada bu arada şunu da dipnot olarak belirtmek istiyorum sizlere. Mesajların tamamını göremiyorsunuz. Yani böyle size uzun Manas destanı gibi bir mesaj geldiğinde bunun hepsini göstermiyor. Sadece böyle baştan yani böyle 160 karakterlik mi diyeyim artık 200 karakterlik mi? Yani bir kısmını gösteriyor arkadaşlar.
tamamını okumak için yine telefonunuzdan açıp bakmanız gerekiyor. Sonuç olarak yine mesajın geldiğini size göstermiş oluyor mu? Evet, göstermiş oluyor. Bu da önemli bir artı diyebiliriz. Diğer özelliklere gelecek olursak 5 atmosfer suya dayanıklılık var bu bileklikte arkadaşlar. Diğer özelliklere gelecek olursak kalori takibi vesaire yine mevcut, su içme hatırlatıcısı falan eklemişler. Zaten bu aslında çoğu bileklikte, çoğu saatte mevcut artık. Yani atıyorum bir saatte bir size su için diyor. Ya da işte yerinizden artık hareket edin, bayağı bir süredir oturuyorsunuz diyor. Yani bu tarz hatırlatıcılar var. Nefes egzersizi vesaire var. Yani günde işte bir iki kere nefes egzersizi yapabiliyorsunuz. Ne yapayım işte, nefes alın diyor, alıyorsunuz. Titreyerek bırak diyor mesela. Titriyor bileklik böyle. Nefesinizi bıraktırıyor vesaire. Dilerseniz bu tarz egzersizlerde de size yardımcı olabiliyor. Son olarak deneyeceğim nokta ise telefonumu bul özelliği. Bu gerçekten önemli bir özellik. Telefonumu bula tıkladığınız zaman telefonunuz çalmaya başlıyor arkadaşlar. Telefonu açtığınızda ise çalma olayı duruyor. Zaten son dönemde satışa çıkan akıllı saat ve akıllı bilekliklerde bu tarz özellikler artık normal sıradan bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Yani çok bir ekstra bir özellik değil. Gelelim Oppo Band'in fiyatına arkadaşlar. Bu bilekliğin halihazırdaki fiyatı 300 ile 350 Türk lirası arasında. Yani şu anda piyasada bu bilekliği İnternette baktığın zaman 300 ile 350 Türk lirası arasında satın alabiliyorsunuz. Bence bu parayı değebilecek bir bileklik. Sundukları vesaire gerçekten güzel. Ayrıca Oppo kalitesini de bir kenara atmamak gerekiyor. Biliyorsunuz Oppo ve Çinli cihazlar arasında kalite seviyesi biraz daha yüksek olan markalardan birisi. Bilekliğin kullanımı vesaire rahat. Şarj süresi uzun. Sensörler vesaire yeterli. Dediğim gibi saatinde yer vermedi. Sensöre yer vermiş adamlar bunda. Saati kandaki oksijen oranını ölçemiyor ama bilekliği kandaki oksijen oranını rahatlıkla ölçebiliyor. Uygulama tarafındaki arayüzden kullanımı da gayet basit. Yani öyle karmaşık bir arayüz söz konusu değil. Orada da yine başarılı bir iş çıkartmış Oppo. Dolayısıyla şu sıralar yeni bir akıllı bileklik almayı düşünüyorum diyorsanız biz size Oppo Band'i rahatlıkla tavsiye edebiliriz arkadaşlar. Eğer bu bileklik hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa altta yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince sizlere cevap vermeye çalışacağız arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.